Güney Kore'de koronavirüs vakaları bir anda tırmandı. Güney Kore Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi yetkililerince yapılan çalışmalarda virüsün kilise ayinlerinden yayıldığı tespit edildi. Uzmanlar koronavirüsüne karşı sosyal uzaklaşmanın önemli olduğunu belirtiyor. Güney Kore'de koronavirüsü vakaları bir anda tırmandı. Güney Kore Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi yetkililerince yapılan çalışmalarda virüsün kilise ayinlerinden yayıldığı tespit edildi. Uzmanlar korona virüsüne karşı sosyal uzaklaşmanın önemli olduğunu belirtiyor. Royers'ın haberine göre, korona vakalarının bir anda artış göstermesinin nedenini tespit etmek için çalışma başlatan yetkililer, vaka sayılarındaki artışın nedeninin insanların dar çevrede birbirleriyle kurduğu bağ olduğunu saptadı. Ayrıca bu grupta yer alan virüsü taşıyan hastanın iki farklı kilise ayinine katılarak yüzlerce insana virüs bulaştırdığı ortaya çıktı. 31. vakanın 9 Şubat'taki kilise ziyareti sonrasında 15 Şubat'ta yüksek ateş şikayetiyle başvurduğu doktorların koronavirüsü testi yaptırması önerisini dikkate almayarak arkadaşlarıyla kahvaltıya gittiği tespit edildi. İkinci kez farklı bir kilise ayinine katılan kişi 17 Şubat'ta durumunun kötüleştiğini fark edince başka bir hastaneye giderek test oldu. Test sonucu hastanın Güney Kore'nin 31. korona vakası olduğunu ortaya çıkardı. Çok kısa süre sonra hastanın ayinlere katıldığı Şinjanji Kilisesi ve çevresinden binlerce insan korona şikayetleriyle hastanelere başvurdu. Kore Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi'nden Şinjanji Kilisesi'ndeki iki ayine katılan 9300 kişinin listesini çıkardıklarını ve bu listedeki 1200 kişinin semptom gösterdiğini açıkladı. Sağlık Bakanı Park In-yeon Hu ise, Koronavirüsü ülke çapında yayılma hızı göz önüne alındığında acil olarak önleyici tedbirler alacağız. Önümüzdeki 10 gün virüsün ne kadar yayıldığını belirlemek için önemli olacak dedi.